Arkadaşlar merhaba. Bugün beraber temel nasıl oluşturulur? Yaz süreci nasıl geçirilmeli? Temel atmak için ne kadar zamana ihtiyacımız var? Bunlar üzerine konuşacağız. Ve ben temelim yokken nasıl temel attım ve sonrasında da nasıl sayısalda derece yaptım? Kendi tecrübelerimle biraz da bundan bahsedeceğim. Sizin için de yaz için kısaca bir programlama yaptık. Bunun üzerine beraber konuşup düşüneceğiz. Öncelikle temel dediğimiz şey nedir? Temel bizim için 9. 10. sınıftaki yani AYT'ye geçiş için biraz daha basic, basit bilgilerdir. Bunları bilmeden AYT konularıyla ilgili çalışmalar yapmamız bizim için biraz zor olabilir, zorluk çıkarabilir. O yüzden AYT çalışmalarına başlamadan önce temel atıp TYT konusundaki eksiklerimizi tamamlamamız bizim için daha iyi olur. Peki temeli nasıl atabiliriz? Öncelikle bu konulardaki 9. 10. sınıftaki konulardaki eksiklerimizi gidermek, gerekirse YouTube'dan olsun, gerekirse okuldaki derslerimizden olsun. Bu konuları öğrenmemiz öncelikle bizim için birinci şart. Sonrasındaysa soru bankalarından bu konulardan sorular çözerek bunları daha da pekiştirmemiz gerekiyor. Zaten bu süreci iyi bir şekilde yönettiğimiz zaman sonrasında temelimizi aslında güzel bir şekilde atmış oluyoruz. Bu durum kafamızda aslında büyüttüğümüz kadar da zor bir şey değil. Sonrasında da biraz daha deneme odaklı çalışmalarla netlerimizi arttırmak açısından daha verimli bir çalışma yapmış oluyoruz. Ama öncelikle konu çalışması üzerine de soru bankalarından soru çözümü şeklinde ilerlememiz daha sağlıklı olacaktır. Peki ortalama bir öğrencinin temel atması ne kadar vakit alır? Bunun için yaklaşık olarak 3-4 ay gayet yeterli bir süre olabilir. Bunun içinse güzel bir planlamaya sahip olmamız önemli. Bu konuda yaz sürecini iyi değerlendirmemiz de çok kritik ki sonrasında 12. sınıf başladığı zaman da çalışmalarımız pürüzsüz bir şekilde AYT odaklı şekilde ilerleyebilsin. TYT'den de çalışmalarımızı deneme destekli şekilde ilerletebilelim. Bu noktada da yaz sürecini daha iyi geçirebilmek için koçlarımızdan yardım almak isterseniz aşağıdaki linkten programlarımızı inceleyebilirsiniz. Peki yaz sürecini nasıl geçirirsek bizim için daha sağlıklı olur ve de zamanı iyi bir şekilde kullanmış oluruz. Burada sizin için de kısaca bir planlama yaptık. Birazcık bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle farkında olmamız gereken bir şey var ki çalışmalarımızı yaparken bir anda 8 saatler, 9 saatlerde başlamak bizim için zor olacaktır. O yüzden biraz daha düşük seviyelerde başlayıp buna alıştıkça çalışma yoğunluğumuzu arttırmamız bizim için daha sağlıklı olur. Sizin için burada yaptığımız planlama da biraz buna dayanıyor. Bundan bahsedelim. Buradaki 2 haftalık süreç dil bilgisini bitirmek için bizim için gayet yeterli olacaktır. Çünkü ilk başladığımız zamanlarda bir anda yüksek çalışma sürelerine çıkmamız biraz zor olacaktır. O yüzden sadece dil bilgisine odaklanarak biraz daha 4 saat, 5 saat gibi sürelerde yaklaşık olarak 2 haftada dil bilgisini bitirmemiz mümkün. Sonrasındaysa bu 2 haftalık süreci tamamlayacağımız için, dil bilgisini de tamamen halletmiş olacağımız için artık Türkçe adına branş denemeleriyle bu kalan süreci yürütebiliriz. Ve bu sayede hem çalıştığımız dil bilgisi konularını daha da pekiştirmiş oluruz hem de paragraftan henüz senenin çok başında branş denemelerinden paragraf çözmeye başlayacağımız için bol bol soru çözmüş, bol bol pratik yapmış olacağız. O yüzden ekstra soru bankaları, paragraf kitaplarına ihtiyacımız kalmayacak. Branş denemeleri bizim içimizi yeteri kadar görecektir. Dil bilgisini hallettikten sonra ise çalışma süremiz biraz daha artacak. Masa başında kalmaya biraz daha alışmış olacağız ve bu sayede biraz daha yoğun bir çalışma temposuna aslında adapte olabilir hale gelmiş olacağız. Ve tam da bu dönemde TYT'nin en büyük konusu, en büyük dersi yani matematiğe başlamak için gayet uygun bir zaman olacaktır. Dil bilgisi sonrasında matematik ekstra olarak da Türkçeden branş denemeleriyle çalışmaları götürmek gayet sağlıklı olacaktır. Yaklaşık Türkçeden sonra matematiğe ayırdığımız süre 8 ila 10 hafta arasında. Bu süreçte sadece matematiğe odaklanıp ekstra olarak da sadece branş denemesi çözmek bizim için gayet yeterli olur ve çalışma süremizi de biraz daha yukarılara çekmeye ve artık biraz daha fazla masa başında kalmaya kendimizi alıştırmak için de uygun bir süreç olacaktır. Belli bir noktadan sonra ise belli bir yoğunluğa çalışmalarımızı oturtup o rutini elde edip artık çalışmalarımıza biraz daha farklı şeyler ekleyebiliriz. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Burada yaklaşık 6-8 haftalık süreçte sadece matematikten konu çalışmaları ve Türkçeden branş denemeleriyle ilerleyip sonrasında yaklaşık 2 veya 3 hafta olabilir. Bu sizin güncel yoğunluğunuza çalışabildiğiniz saatlere göre değişiklik gösterebilir. Çalışmalarınıza matematik artı fen derslerini eklemeye başlayabilirsiniz. Çünkü bu süreçte artık çalışma süreniz, masada kalma süreniz oldukça artmış olacak ve bu süreleri çok daha rahat bir şekilde geçirebiliyor olacaksınız. Sonrasında ise artık elimizde sadece fen dersleri kalmış olacak. Bu süreçte de elimizde kalan tüm fen derslerini eş zamanlı şekilde götürebiliriz. Burada da bunu hallettikten sonrasında artık TYT'nin çok büyük bir kısmı bizim için bitmiş olacaktır. Geriye de sadece sosyal kalacaktır. Sosyal içinse senenin biraz daha ilerleyen zamanlarında din ve felsefe için kavram odaklı, coğrafyadan da biraz daha çok çıkan konular, harita kampı şeklinde çalışmalarla ilerlenebilir. Tabii ki ekstra vaktiniz varsa bunlarla ilgili daha yoğun konu çalışmaları da yapabilirsiniz. Bu biraz
biraz daha sizin yöneteceğiniz sürece ve elinizde sahip olduğunuz zamana göre değişiklik gösterebilir. Ekstra olarak da biraz da kendi tecrübelerimden bahsetmek istiyorum ki siz de bu temel atma sürecinin yaz sürecinde yapılabileceğinin ne kadar mümkün olduğunu aslında görün istiyorum. Çünkü bu biraz kafamızda fazla büyüttüğümüz bir durum. Aynı şekilde yazın başında ben de temelim yok diyen öğrencilerden birisiydim. 9. sınıf ve 10. sınıfım neredeyse bomboş geçmişti. Peki yazın ne yaptım? Yazın ben de buna benzer bir planlama yaptım. Yoğun bir şekilde, öncelikle hızlı bir şekilde Türkçeyi hallettim. Sonrasında branş denemeleriyle Türkçeyi yürütürken matematik ve fen derslerini tamamladım. Ekstra olarak, küçük olarak da 11. sınıftan küçük tekrarlar yapıyordum. Yazın başında TYT netlerim yaklaşık olarak 60-65 civarlarındayken Eylül civarlarında netlerim 80-85 civarlarına çıkmaya başlamıştı. Sonrasında zaten deneme tempomuz arttıkça netlerimiz de bununla doğru orantılı olarak artıyor. Ama önemli olan ve size göstermek istediğim şey şu. Temel atmak aslında kafanızda büyüttüğünüz kadar zor bir şey değil. Sadece 3 ay, 3,5 ay, belki 4 ay vaktinizi ayırıp çok kolaylıkla bunu halledebilirsiniz. Sonrasında da tüm TYT'yi bitirmiş olacaksınız ve tamamen AYT'ye odaklanıp sağlam şekilde ilerleyebilirsiniz. TYT adına da tamamen deneme odaklı, deneme yapıp analizini yapıp eksik çalışmaları şeklinde ilerleyerek daha verimli, daha efektif şekilde netlerinizi arttırabileceğiniz bir çalışma yapabilirsiniz. Benim temel oluşturmakla ilgili belirteceklerim, anlatacaklarım bu kadardı. Sizin aklınıza takılan, sormak istediğiniz şeyler olursa da yorumlarda belirtebilirsiniz ki biz de sizi bu konularda bilgilendirelim. Şimdiden kolay gelsin. Yazı hep beraber güzel bir şekilde geçirelim.